Bu cümleden söz konusu kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir? O yazılarında hiçbir zaman tarafsız olmadı. A. Nesnel kalmayı başarmıştır. Tarafsız olmamışsa nasıl nesnel olsun? Nesnellik demek tarafsız olmak demek. O yüzden bu olmaz. B. Eleştirileri dikkate alarak yazmıştır. Eleştirileri dikkate alsa tarafsız olurdu ama tarafsız olmadığı söylendiği için bu da olmaz. C. Herkesin düşüncesine önem vermiştir. Tarafsız olmayan biri nasıl önem verecek ki? D. Yazdıkları öznel bir yaklaşımın ürünüdür. Geldi işte öznellik demek, tarafsız olmamak demek, kendi fikirlerini sadece savunmak demek. Cevap bu. E. Yazılarının tümü basma kalıp görüşler içerir. Basma kalıp görüşler aynı görüşler, hep aynı olan demek. Fakat cümlemiz tarafsızlıktan bahsediyor, basma kalıplıktan bahsetmiyor. O yüzden bu da olmaz. Cevap D. Hayata bakışını erken kalktım işime şeker kattım aşımı atasözüyle ifade eden bir kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? A. Kazanmak için emek harcamayı göze alan. Burada emekten bahsetmiyor. Söze dikkat ederseniz erken kalkmaktan bahsediyor. Zamanla ilgili bir kavram. Erken kalkınca ne olmuş? Aşına, yemeğine şeker katmış. B. Zaman değerlendirmenin önemini kavrayan. Geldi işte bakın erken kalkmak zamanla ilgili. Burada da zamanla ilgili bir şey söylüyor. Zamanı değerlendirmenin önemi. Nasılmış? Erken kalkınca aşına şeker katmış. Aşı güzel olmuş yani. O yüzden cevabımız geldi. Diğerlerine de bakalım. C. Yararlı şeyler için fedakarlığın gerekliliğine inanan. Fedakarlıkla ilgili hiçbir şey yok. Bu gider. D. Ev yaşamında huzur arayan. Huzurla alakalı değil. Bu da gider. E. Fırsatları değerlendirmenin önemini bilen. Fırsatlarla da ilgili değil. Cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazara ve yazarın romanlarına yönelik olumsuz bir eleştiri söz konusudur? 1. Gerçekçilik onun romanlarındaki en belirgin özelliklerdendir. Burada olumlu bir eleştiri var. 2. Yazarın duyguları, tercihleri mümkün olduğu kadar gizlidir, açıkça ortaya konmaz. Duygularını gizlediğine göre iyi bir yazar. Olumsuz bir eleştiri yok, burada da olumlu var. A ve B gider. 3. Olaylar son derece mantıklı bir neden sonuç zinciriyle birbirine bağlanmış. Mantıklıysa o zaman bu da olumlu bir eleştiri. 4. Okuyucu bu romanlardaki olaylarda ve kişilerde herhangi bir sıra dışılık bulamaz. Burada da olumlu bir eleştiri, olumsuz bir şey yok daha doğrusu. 5. Ancak, olumsuz geliyor bakın, yazarın aşırı gerçekçiliği bu eserlerde sanatın temeli olan hayal gücünü engellemiştir. Sanatın temeli hayal gücü olmasına rağmen yazar aşırı gerçekçi davranarak bunu engellemiş. O yüzden cevap E. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1. İnsanlarla anlaşılır bir şekilde iletişim kurmaya dikkat edin. A. Birinci cümlede uyarı yapılmıştır. Evet, insanlarla nasıl iletişim kurmamız gerektiği ile ilgili bir uyarıda bulundu. O yüzden bu gider. Bu doğru çünkü. 2. Günümüzde insanların en büyük sorunlarından biri iletişim sorunu. B. İkinci cümle öznel anlatımlıdır. Evet, öznel çünkü ona göre en büyük sorun. Belki bize göre başka daha büyük sorunlar vardır. 3. Doğru iletişim kuramamaktan dolayı kaybettiğimiz zaman çok fazla. C. Üçüncü cümle neden sonuç cümlesidir. Evet. Zaman kaybımızın nedeni sebebi ne? Doğru iletişim kuramamak. O yüzden burada da neden sonuç ilişkisi var. 4. Aklınızdakileri açıkça anlatın ki karşınızdaki sizi iyi anlasın. D. 4. cümlede koşul belirtilmiştir. Karşımızdakinin bizi iyi anlama koşulu ne? Aklımızdakileri açıkça anlatmamız. O yüzden bu da gider. 5. Böylece yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan zaman kaybını önlemiş olursunuz. E. 5. cümle dolaylı anlatım cümlesidir. Hayır, doğrudan anlatım cümlesi. Yani burayı böyle tırnak içine alsak bu birinin ağzından aynen çıkmış bir söz olmaz mı? Olur. O yüzden bu doğrudan anlatım. Cevap E. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1. Bizler gülmek için mutlu olmayı bekleriz nedense. A. Birinci cümlede bir bilinmezlikten söz edilmiştir. Evet, nedense dediğine göre bir bilinmezlik var. Bu gider. 2. Halbuki kendimizi iyi hissetmemizi, mutlu olmamızı sağlayacak bir iksirdir gülümsemek. B. İkinci cümlede tanım yapılmıştır. Ne demiştim daha önce? Tanım cümlesi bu nedir, bu kimdir sorularına cevap verir. Soralım bakalım alacak mıyız cevabı. Gülümsemek nedir? Gülümsemek mutlu olmamızı, kendimizi iyi hissetmemizi sağlayacak bir iksirdir. İşte geldi tanım cümlesi. Bu da gider. 3. Genellikle çevremize şirin görünmek, onların mutluluğuna katkıda bulunmak için gülmek zorunda hissederiz kendimizi. C. 3. cümlede bir zorunluluğun amacı açıklanmıştır. Evet, zorunluluk ne? Gülmek zorunda olmak. Peki amacı ne? Çevremize şirin görünmek, onların mutluluğuna katkıda bulunmak. Bu da gitti. 4. Doğru. Bizim güler yüzümüze, tatlı dilimize, ailemizin, arkadaşlarımızın ve çevremizdekilerin ihtiyacı var. D. 4. cümlede bir onaylama söz konusudur. Doğru diyerek onayladı. Bu da gitti.
5. Ama unutmayalım ki öncelikle bizim ihtiyacımız var gülmeye. 5. cümlede bir gereklilik dile getirmiştir. Hayır, gereklilik değil, unutmayalım ki dediğine göre uyarı var. O yüzden cevap E. Ay ışığında ceviz silkilmez. Bu atasözünün iletisini açıklayan ve destekleyen bir yazı yazmanız gerekse bu yazıda vurgulanması gereken aşağıdakilerden hangisidir? İletisi yani mesajı. A. Bir işi yaparken o işin tehlikelerini önceden hesaplamak gerekir. Burada tehlikelerden bahsetmediği için bu gider. B. Bir işe girişirken zararı göze almazsanız o işten bir kazancınız olmaz. Burada da zarar yok, o yüzden bu da gider. C. Zor koşullarda fedakarlıkla iş yürütenler sonunda kazanır. Fedakarlıktan bahsetmiyor, bu da gider. D. Yöntemine ve koşullarına göre yapılan işlerden olumlu sonuç alınır. Ceviz silkelememiz için bol ışık olması lazım. Hem toplarken hem silkelerken kolaylık olsun diye, bulabilmemiz için. Çünkü yeşil olduğu için otların arasında kaybolabilir filan. O yüzden ay ışığı yetmez. Bol ışık olması lazım. Yani koşullar ve yöntem yerinde olmalı, uygun olmalı ki olumlu sonuç alabilelim. Cevabımız geldi. E. Bir işi bencilce sürdürmeye devam etmenin sonu zarardır. Bencillikle ilgisi yok. Cevap D. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Sanatçı toplumun beklentilerine uygun şeyleri söylemeyi bildiği ve seçtiği için değil, onları farklı biçimde söyleyebildiği için sanatçıdır. A. Bir sanatçının toplum sorunlarına duyarlı olması onun başarısı için geçerlidir. Burada sanatçının toplum sorunlarına duyarlı olmasından bahsetmiyor. Toplumun beklentilerine uygun şeyleri söylemeyi bildiği için değil, farklı biçimde söylediği için diyor. O yüzden bu gider. B. Sanatçıyı sanatçı yapan konu değil, anlatış biçimidir. Bakın geldi işte. Konu değil, anlatış biçimi. Ne demişti? Uygun şeyleri söylemeyi bildiği için değil, uygun şeyler dediği konu. Anlatış biçimidir dediği farklı biçimde söylemek. Geldi işte cevap. C. Başarılı bir eserin temelinde toplumsal sorunları ele alışı yatar. Burada tam tersi değil dedi. Nasıl söyledi? O yüzden bu gider. D. Sanatçıyı geleceğe taşıyan, anlatmak için seçtiği konulardır. Yine konular değil demişti. Bu da gider. E. Neyi işleyeceğini bilen sanatçı gerçek sanatçıdır. Neyi işlemek konudur. Bu da değil. Bize ne demişti? Anlatım biçimi. O yüzden cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eşitliğin söz konusu olmayabileceği bir durum anlatılmaktadır? A. Miras paylaşımında kardeşlerden hiçbiri payına düşene itiraz etmedi. Payına düşene itiraz etmemişler ama farklı bir şeye düştüğünü anlıyoruz. Herkese eşit düşse zaten itiraz etmek akıllarına gelmez ama farklı düşmesine rağmen itiraz etmemişler. Aslında cevap geldi. B. İki ezeli rakip bu deplasmanda da yenişemedi, berabere kaldı. Berabere kalmak eşit olmak demek. C. Yumurtanın zararsız olduğunu öğrenince her sabah birer yumurta yiyorlar, birer tane, yani eşit yiyorlar. D. Tatlıyı aramızda kardeş payı yaptık, böylece daha az tatlı yemiş olduk. Kardeş payı eşit pay demektir, bu da gider. E. Bu işe ortak girdikleri için işin bütün masraflarını da yarı yarıya paylaştılar. Yarı yarıya paylaşmak da gene bir eşitliktir. Cevap A. Bu cümle aşağıdakilerin hangisine verilenlerde ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Yapay zeka ile üretilen robotların bir canlı gibi kendilerini geliştirmesi ve yapacakları işlere kendilerinin karar vermesi, bazı bilim insanlarının bu robotların üretilmesine sıcak bakmasını önlüyor. A. Bilim insanlarının bir kısmı yapay zekaya sahip robotların üretilmesine pek sıcak bakmıyor. Burası ikinci kısmı, şurayı tamamen karşılıyor. Geldi bu. Yapay zeka ile üretilen robotlar kendi yapacağı işlere kendisi karar verebiliyor, bir canlı gibi kendilerini geliştirebiliyor. Burası da ilk kısma, yani şu kısma denk geliyor, tamamen kapsadı. O yüzden cevap geldi bence. B'ye bakalım. Yapay zeka üretimi robotlar bağımsız düşünüp karar verebiliyor. Bilim insanları robotların özgür davranmalarının tehlikeli olduğunu düşünüyor. Robotların özgür davranmalarının tehlikeli olduğunu düşündüğüyle ilgili hiçbir şey yok. Bu gider. C. Yapay zekaya sahip robotların üretilmesi son günlerde çok tartışılıyor. Birçok bilim insanı yapay zekaya sahip robotların üretimine karşı çıkıyor. Birçok bilim insanı karşı çıkıyor üretimine demedi. Bazı bilim insanları ve sebebini söyledi. Bakın sebebi neydi? Canlı gibi kendilerini geliştirmişler. Kendi yapacakları işlere karar vermişler de bu yüzden. Burada o sebebi hiç söylemedi. O yüzden bu kapsamıyor. D. Yapay zekaya sahip robotların insan hayatını büyük ölçüde kolaylaştırabileceği düşünülüyor. Bir canlı gibi kendini geliştirebilen yapay zeka üretimi robotların kendi kararlarını vermesi bilim insanlarını ürkütüyor. Tamam, ikinci kısım uysa da şurası yok. İnsanların hayatını kolaylaştırdığı ile ilgili hiçbir şey söylemedi. O yüzden bu gider. E. Bazı bilim insanları yapımının diğer robotlardan daha masraflı olması nedeniyle yapay zeka ile üretilen robotlara sıcak bakmıyor. Hiç masrafla ilgili bir şey yok. Bu da gider. Gene de okuyayım devamını. Yapay zekalı robotların kontrolden çıkıp başına buyruk hareket etmesi ihtimali bulunuyor. Cevap A.
Yukarıdaki dergi haberinde numaralanmış cümlelerden hangisi tek başına bir haber olarak verilebilir? Tek başına haber olarak verilebilmesi için kendisinden önceki cümleye bağlı olduğunu gösteren herhangi bir ek ya da kelime almaması lazım. 1. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, vakıftan bakım ve öğrenim yardımı alan şehit ve gazi çocuklarına yönelik kültür gezisi düzenliyor. Burada yok aslında, cevap bu gibi görünüyor ama diğerlerine de bakalım. 2. Bu kültür gezisi 10-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu dediği için bir önceki cümleyi işaret ediyor. O yüzden bu olmaz. 3. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı bu kültür etkinliğiyle şehit ve gazi çocukları arasındaki sosyal paylaşımı arttırmayı hedefliyor. Yine bu diyerek bir önceki cümleyi işaret ettiği için olmaz. 4. Yurt genelinden yaklaşık 80 şehit ve gazi çocuğunun katıldığı gezi Ankara'dan başlayacak. Gezi ama buraya bir açıklık getirmesi lazım. Tek başına bir haber olarak verilmesi için gezi de ne gezisi? Bakın şurada ne demişti? Kültür gezisi. O yüzden bu da olmaz. Eksik kalır yani. 5. Sırasıyla Sivas, Erzurum, Rize, Trabzon, Samsun ve Amasya illerini izleyen güzergah, milli mücadelede önem taşıyan illeri kapsaması açısından da önem taşıyor. Dan da diyerek başka açıları söylemiş. Da dediğine göre diğer açıları söylemiş. O yüzden yukarıdaki açılara da işaret ediyor. Bu da olmaz. Yani cevabımız A. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1. Cahit Irgat da şiirleştirme yöntemleriyle serbest nazım akımından etkiler taşımayan bir şairdi. A. Birinci cümlede örtülü anlam yoluyla Cahit Irgat'tan başkalarının da serbest nazımdan etkilenmediği belirtilmiştir. Evet, Cahit Irgat da diyerek bu da yardımıyla örtülü bir anlamla başka şeyler de ifade etti. A gider. 2. Bu şehrin çocukları Rüzgarlarım Konuşuyor yayımlandığında özgün söyleyişle hemen göze çarpan, savaşın yıkımlarını yansıtan güçlü bir sanatçı olarak belirdi. B. İkinci cümlede Cahit Irgat'ın üslup ve içerik özelliğiyle ilgili açıklama yapılmıştır. Evet, üslubu ve içerikle ilgili, bakın dedi ki özgün söyleyiş yani üslup, savaşın yıkımları yani konu. Gitti B'de. 3. Ama umulan gelişmeyi gösteremedi. C. Üçüncü cümlede düşüncenin yönü değişmiştir. Evet, değişti ama dedi artık olumsuz şeyler söylemeye başlayacak. C de gider. D. Dördüncü cümlede koşul gerçekleşse de beklenenin gerçekleşmediği söyleniyor. Evet, ne demişti? Güzel şiirler getirse de aşama sayılamaz. Yani koşul gerçekleşse de istenenler olmamış, beklenenler olmamış. 5. Tiyatro, sinema oyuncusu olarak ünlenen Cahit Irgat şiir yazmayı sürdürdüyse de okurlarından baştaki ilgiyi bir daha göremedi. E. 5. cümlede Cahit Irgat'ın oyuncu yönüyle şairlik yönü karşılaştırılmıştır. Hayır, karşılaştırılmadı. Sadece bize onun sinema ve tiyatro oyuncusu olarak ünlendiğini, okurlarından ilgiyi görmediğini söylüyor. Yani bir karşılaştırma şeklinde vermiyor bunu. O yüzden cevap E. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Gerekçe neden demekti? A. Uykuya varmak için bu haşin günde erken, kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken. Burada yok bir gerekçe. B. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu. Herhangi bir gerekçeli durum yok. C. Sevindiğim anda sen üzülürsün, sonbahar ulusu duymamışsın ki. İşte geldi, dedi ki benim sevindiğim anda sen üzülürsün çünkü sonbahar uğultusu duymamışsın, duymamışsın ki diyerek burada bir gerekçe yaptı. Cevabımız geldi. D. Adam oturmuş denize karşı elinde oltası yıldız tutar. Hiçbir gerekçeli durum yok. E. Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Yine gerekçe yok. Cevap C.